Efendim şimdi 10 seneyi buldu, belki de geçti. İsviçre'de arkadaşlarla bir sohbet içindeydik. Orada 1984-85'ten beri devam eden bir bağlantımız var İsviçre'de. Seminerler oluyor, yılbaşı sema yaparak kutlanıyor filan. O sohbet içinde semanın ilk Mevlevi yolundaki halleri tartışıldı, konuşuldu. Ve aklımızda kaldığı kadarıyla Ahmet Eflaki Hazretleri'nin yazdığı Ariflerin Menkıbeleri isimli eseri ele aldık. Orada zikredildiğine göre Hazreti Mevlana birçok kere sayısız 3 gün 3 gece, 7 gün 7 gece, bir defa 16 gün 16 gece, 3 defa da 40 gün 40 gece sema yapmış. Bir ifade daha var. Bir defasında aynı anda 40 ayrı yerde sema yapmış. Bu kayda girmiş bu eser. Yani birisi çıkıp da bu yalandır diyemez. Çünkü yüzyıllardan beri bozulmadan gelen nadir eserlerden biri. 2 cilt. Büyük eser. O zaman kendi kendimizi şöyle bir imtihan edelim dedik. Eğer 800 yıl önce Hazreti Mevlana böyle sema yaptıysa, bu sema neden ve nasıl değişti? Araştırdık. İşte Hazreti Mevlana'dan 300-350 sene sonra Adil Çelebi isminde bir zat bir müşahade halinde veyahut da mükaşefe diyelim veyahut başka bir yakaza hali gibi bir hal içinde bugün icra edilen semanın formunu hissetmiş, görmüş veya bulmuş. Ona göre bütün sistemi değiştirmiş. Bugün yapılan buradaki sistem Hazreti Mevlana'dan 300-350 sene sonra oluşan bir sistem. Orijinal değil. Peki orijinali nasıldı? Abdülbaki Gölpınarlı'nın eserlerine müracaat ettiğimiz zaman Mevlevi Adab ve Erkanı, Mevlana'dan sonra Mevlevilik isimli eserleri var. Oralarda üzerine basa basa vurguluyor. Hazreti Mevlana zamanında yapılan sema şöyle: herhangi bir kişi sizin de yaptığınız gibi bir davet veriyor. Bu daveti çeşitli kişileri çağırıyor. Davette yemek yeniyor, işte sonra namaz kılınıyor, sohbet ediliyor ve sema kalkıyor. Bu sema bazen sabaha kadar sürüyor. Genelde bu sema çalışması Meram bağlarında yapılıyor. Orada daha uygun yerler varmış. Ve Hazreti Mevlana zamanında yapılan sema da cezbeye dayalı bir sema. Yani o anda duygular serbest bırakılıyor. Kısıtlama yok, kalıplama yok. Sonra Adil Çelebi'nin düzenlediği semada fevkalade sert bir disiplin var. Ve 30-35 dakikada bitiyor. Şimdi 40 gün devam eden sema nerede? 35 dakikalık bir sema nerede? Sonra 35 dakikalık semada sadece semazenler işin içinde. Dışarıdan kimse giremiyor. Kimse gönüllü olarak buna katılamıyor. Katılmak istese deniyor ki bunun eğitimi var. Yıllar sürecek. Mekanik ve pragmatistik bir yaşayış içinde kaç kişi buna vakit ayırıp da böyle bir eğitime gelebilecek? Ama bunun bugüne uyarlanması mümkün mü? Buna bu şekilde baktık ve arkadaşlarla karar verdik. Dedik ya 800 yıl sonra biz bir hamle yapalım. İlk tecrübe yapalım. Ve İsviçre'de bunun ilk programını yaptık. Çeşitli ülkelerden arkadaşlar geldi. Sema 3 gün 3 gece sürdü. Bir güzel bir salonda. Sema durmadı. Semazenler değişti. Zikir durmadı. Mıtırıp durmadı. Değişti. Herkes çok mutlu oldu. Demek ki 3 gün olabiliyor. Peki o günden bugüne İsviçre, Almanya, Avusturya, İspanya ve Türkiye'de 18 defa 3 gün 3 gece, 3 defa 7 gün 7 gece, 2 defa 5 gün 5 gece, 3 defa da 40 gün 40 gece sema yapıldı. 40 günlükler Gökçedere'de dergâhta oldu. Şimdi 40 gün sema bitiyor. Arkadaşlar diyorlar ki doymadık. Ya 40 gün bu bile kolay. Nasıl doymasın? Doymadık. Ne yapacağız? Hadi bir de garipler sema gibi ek sema
yapıyoruz. Yarım saat, bir saat. Biraz tatmin oluyorlar. O da yetmiyor. Bunun ötesi nasıl olur? Hazreti Mevlana 3 gün yaptı 40 gün 40 gece. Derken 3'ten 7'den 40'tan sonra ne var? 66 var. Allah lafzayı celalinin ebced karşılıyor. Önce bunu düşündük. Dedik rakam sayı olarak bunu yapalım. Çünkü ondan sonra 99 var. Önce 66'ya bakalım. Kimler dayanacak? Evet. Ve nasip oldu. 66 gün için düğmeye bastık. Mutlu Baba da razı oldu. Önce ooo filan dedi ama sonra tamam. Şimdi onun sohbetini de yapıyor yavaş yavaş. Peki 66 nasıl olur diye düşünürken bir hesap edelim dedi. 3, 7, 16, 40 toplam 66. Oh, ne kadar güzel. Şimdi pazar günkü sohbette Mutlu Baba şöyle bir şey söyledi. Elham okuduktan sonra, dua okuduktan sonra şöyle bir mesih ediliyor. O mesih sırasında diyor, konuşma var, yani söz olabiliyor, koku alma olabiliyor, görme fonksiyonu var, kulak var, bir de lens ile 5 duyu tamamlanıyor. Peki 5 duyu tamamlanınca ne oluyor? 6. duyu ortaya çıkıyor, uyanıyor diyor. Çok doğru. Şimdi 66'da yaptığımız zaman ne olacak? 3 gün, 7 gün, 16 gün, 40 günlük de uyanacak. Diye bir düşünce geliyor. Şimdi 46 ülkeden insan geldi. Yüzlerce insan geldi. Şimdi bunlar özlemle 66 günü bekliyor. Birçoğu. Ve diyorlar ki, biz diyorlar şöyle yapacağız. Hafta sonu cumadan atlayacağız, uçağa geleceğiz. Pazartesi döneceğiz. Öbür hafta yine geleceğiz. Öbür hafta yine geleceğiz. Hafta araları çalışacağız. Ondan sonra geleceğiz diye haber gönderenler var. Ama oradaki aşk ve muhabbet hakikaten yok. Değil mi? O ayrı bir zaman. Yani o yedi geceden sonra bir saat yani her yerde o. Var oturak orada ben istedim. Bir de herkesin kardeş gibi abi, böyle hani ne bileyim hiç yabancı görmüyorsun. O çocukları sarılıp sarılıp yapıyoruz. Daha önce diyorduk ya iyi bunlar nedir böyle. Saçları böyle başlar böyle. Değil mi? Bu sefer biz ne bileyim çok güzel duygular yaşadık orada. Bunu çok kısa özetleyebilirsin çünkü bilinen şeyler hepsi. Özet. Just a brief summary because it's most of it you know. Actually all of it you know already. We start with the Sema and how it started, the long Semas. It started in Switzerland with some discussion on how the Sema, original Sema started, which was not like it is executed as we saw today. It was different and it was related with ecstasy more than the rules. And in time, we had 18, 3 days and 3 nights Sema, 3-5 days and 5 nights, 2-5 days, 5 günlük, 5 defa 2 defa, 2-5 days and 3-8-7 days and 3-40 days and 40 nights Sema. So now this year we decided to make 66 because 40 days was not enough for some friends and the name Allah, when calculated in Ebced, makes 66, and this was our starting point. But then we realized that 3, 7, 16, and 40, when you add them all together, it makes 66. So, as Mutlu Baba said, after the prayer, you put your hands on the face, so the fifth sense also is activated. And we think the 66 days will activate the 3 days and the 7 days and the 5 days, all of them together. Mehmet Dumlu ile Rıza Bey'le arkadaşlar. Onlar Amerika'ya falan gitmişler 80'de. Mehmet Dumlu. Tavşanların da çok şeyi gölgülerdir yemeleri için. Eyvallah. Kötahya'nın içinden misiniz? İçinden.
İyi. Tam konuştuğunuz kısa. İyi bakalım galiba. İyi bakalım galiba. Aha, hangisi gibi? Onun için Antalya'da çok güzel bir oteli var. Çok güzel. Merkezde mi? Antalya neresinde? Beldibe. Beldibe. Ha. Beldibe'de. Beldibe bir. Siz geliyor musunuz Beldibe'ye? Tabii bir tabii. Arkadaş var. Beldibe 3. Beldibe 3'tür. 1, 2, 3. Hangisine geliyorsunuz? Göynük. Göynük. Evet, Göynük köyü yakın. Göynük. Oraya Ebi, yakın. Ebi onun isim. Hmm. O şeye çıkıyor ya yukarıya Çağlayan'a çıkıyor. O çıkan yolun sağında çıkarken. Ben yani bizim kartımızı da vereyim bize de buyurun. Ya iyi olur, iyi olur, iyi olur. Hem de memleketli. Evet evet ne güzel. Kocası da çok muhabbetli. Ne güzel maşallah. Şimdi siz telefon ettiğiniz zaman daha doğrusu ben aradıktan sonra cevap geldiğinde biz bir sohbete başlamak üzereydik. Bugün dediğimiz gibi zuhurata tabi bir gündü. Kendi aramızda küçük bir sohbet yapalım diye düşünmüştük. 10 Muharrem idi konu. Ve malum bu 10 Muharrem için birçok şeyler söyleniyor. Birçok olayın izdüşümü bir gün. Bunların içinde en önemlilerinden biri tabii Kerbela vakası. Bir de dendiğine göre Hazreti Nuh'un gemisinin selametle karaya çıkması. Şimdi Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçmesi, Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulması, balın karnından çıkması Yunus Peygamber'e, buluşmaları Cebel-i Rahme'de, buluşmaları. Evet, evet. Yunus Peygamber'in balığın karnından çıkması. Yones, Yones. Şimdi bunlardan önce Hazreti Nuh konusunu biz konuşmayı düşünmüştük. Çünkü şöyle bir hadis rivayeti var. Benim ehlim Sefine-i Nuh gibidir. Ona binenler kurtulur diyor Hazreti Peygamber. Hazreti Musa'nın gemisinin özelliklerinden biri dümensiz oluşu. Çünkü Hazreti Nuh'un ve çocukları mutlaka dümen olması gerektiğini söyledikleri halde o diyor Allah'a teslim. Böyle bir tevekkül örneği var. İkinci açıdan da Sefine-i Nuh'un emniyetli oluşu. O emniyet, o güven duygusu Nuh'un gemisinin şahsında insanın kendi gemisine tahvil edilebilecek bir anlayış. Her insan Nuh, her insanın gemisi Nuh'un gemisi. Ne zaman o gemiyi anlayıp da o gemiyi kullanabilip yönlenme durumundaki tevekküle ulaştığı zaman. This is today is the 10th of Muharram in the old calendar, and this is a special day for all the religions because it's many important events took place on this day in the history, like the rescuing of the Prophet Nuh's ship and Abraham's saving from the fire and Moses passing through the sea, and also, as you know, the murder in Karbala region took place today. And Prophet Yunus also was saved from the stomach of the fish today. But we would like to start with Prophet Nuh
And because there is a verse, there is a saying from Prophet Muhammad, which goes, the one who master my path is like the ship of Nuh. And then we would like to think about the qualities of the ship of Nuh. One of the qualities is that it has no guiding wheel. Although his children insisted that he should make a guiding wheel to the ship, he said, no, the ship knows where to go and I will make no guiding wheel. And another quality of this ship is that it is safe. And it saves. And making a connection to ourselves with the ship of the Nuh, in connection to the saying of Prophet Muhammad, we must conclude that every person has a ship, and if he knows how to, if he gets to know it and then learns how to guide it, each person's ship will be the ship of Nuh. Şimdi Nuh peygamber ve gemi olayında Nuh peygamberin hallerini şöyle bir ufacık hatırlayacak olursak, tebaası veyahut da onunla beraber yaşayan insanların davranışlarından fevkalade rahatsız. If we just recall what was the situation in case of Prophet Noah sailing with the ship, at that time he was very unhappy with the behaviors of the people around him. Ve Allah karar veriyor o toplumun yapısını değiştirmeye karar veriyor. And then Allah and then Allah decides to change the structure of this society. He knowingly didn't say destroy that society, because he says Allah just wanted to change the structure of the society because he knows how to do it and what to do about it. Gemi yapmasını söylüyor. Hazreti Nuh da şaşırıyor. Nasıl yapacak gemiyi? Hemen arkasından bir kuş iskeleti gönderiyor Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. O iskeleti model alıp gemiyi yapıyor. Allah tells him to build a ship, but Prophet Noah is he doesn't know how to make a ship, build a ship. And as he was wondering how to do it, he with Angel Gabriel, he sends him the bones of a bird and tells him to take these bones as a model for his ship. Demek ki biz kendi gemimizi yapacaksak önce bir kuş iskeleti bulacağız. So if we are to find we are to build our own ship, what we need at first is to find a bird skeleton. Onu bir iyice inceleyeceğiz. Nedir? We will examine it carefully. What is it? Ondan sonra kaliteli ağaç bulup yapmaya başlayacağız. Then we will find high quality wood and start building. Peki bu iskeleti yapacak malzemeyle ağaç malzemesi dışarıdan mı alacağız? Yok. Hepsi bizde mevcut. Are we going to buy these this bird skeleton and the wood that we need from outside? No, we won't, because we all have them already. Buna bir örnek verelim. Bundan epey bir zaman önce bir gazete küpürü Yeni Zelanda'da bir hanımın gövdesinden demir teller çıkıyor. Hatta ben bir iki seminerde gösterdim onu. Yani yanımda değil maalesef. Birkaç gazete yazdı bunu. Ve 25-30 santim uzunluğunda
demir tel çıkıyor vücudundan. Hanım bunlardan rahatsız. Röntgen çekiyorlar. İçinde bunu oluşturacak bir takım imkanların olduğu görünüyor. Fakat fazla bilgi yok. Hepsi bu. So, let's give an example of how we process those materials in us. Some time ago, in a few newspapers, I saw there was a news. A woman in New Zealand, a woman in New Zealand was producing metal wires out of her stomach, and they X-rayed her and found out that there was something inside her to produce those, but there was not much detail about what happened in the paper. Unfortunately, I don't have the paper with me now, but for some time I carried it with me to some seminars. Şimdi ilk Adem'den son Adem'e kadar dünyada geçirilecek olan veyahut da kainatta veyahut neresiyse geçirilecek olan bütün hayat safhaları her insanda var. Mutlu Baba ne der? Tek Adem der. Diğerleri fotokopi. Ama o fotokopi hepsi canlı. Hepsi ilk Adem'in vasıflarını taşıyor. Hologram gibi yani. O fotokopi iki boyutlu değil. 3, 4, 5, 6 boyutlu bir fotokopi. From the first Adam to the last one, all of the living possibilities, all of the universes and everything that is possible exists in each and every human being. Mutlu Baba says that there is only Adam and the rest is his photocopies. But Orucho just says that yes, it is, we are all photocopies, but like not two-dimensional photocopies, but four, five, six-dimensional photocopies, and each one is alive. Dolayısıyla her insanda potansiyel olarak insan-ı ekber hüviyeti var. Her insan saygıya layık. Therefore, every human being has potentially the great man, the matured man in him. That's why every human being is respect worthy. Fakat sıfat itibariyle farklı sıfatlar var. Buna güzel bir örneği Turgut Baba'dan dinlemiştik. Şöyle anlattı. Şeyh Galip Galata Mevlevihanesi'nde o zaman biraz rint meşrep Bektaşilerde, Alevilerde çok severmiş kendisini. Hayır, Mevleviye'den. Galata Mevlevihanesi, son şeyhi Ahmet Celaleddin dedenin son manevi halifesi. Bizim de mürşidimiz. Let's give an example to this. Turgut Baba, our master. Hocam biraz hatırlatabilir misiniz? Tamamdır. Evet. Evet. He was talking about Şeyh Galip, who was a Mevlevi Şeyh, but he was also, he had this these sides, these qualities that Bektashis and Alevis also enjoyed very much. Yavaş yavaş Bektaşi ve Aleviler Mevlevihane'yi işgal etmeye başlamışlar. Şeyh Galip düşünmüş taşınmış ne yapalım? Bir plakat yazdırmış, astırmış duvara. Ya Hazreti Muaviye diye. Ertesi gün hiçbiri kalmamış. Hepsi gitmiş. In time the Bektaşis and the number of the Bektaşis and the Alevis coming to the Mevlevi Dergah increased so much that they could not find place for their own dervishes. So he decided that he should do something about it, Sheikh Galip. And one day he put a writing on the wall, Ya Hazreti Muaviye.
Şimdi Muaviye'yi bilmeyenler için kısaca özetleyelim. For those who don't know Muaviye, a brief summary. Hazreti Peygamber'in vahiy katiplerinden. He's one of the writers of the inspirations that come to Prophet Muhammad. Ve bu 10 Muharrem'in kahramanlarından. And he is one of the figures of this 10th of Muharrem. Çünkü onun oğlu Yezid ve onun avanesi o güzelim Hazreti Peygamber'in torununu ve onun yanındakileri katlettiler maalesef. Because his son and his son's crew are the ones who murdered Prophet Muhammad's grandson and his people. Şimdi sıfat olayına bir misal de Ahmet Celaleddin dededen var. Ahmet Celaleddin dedeye Muaviye konusunu sormuşlar. Muaviye hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi soru sorulan kişi bir ehli tevhid özelliği taşıyan bir kişi, bir manevi kişi. Çok dikkat etmesi lazım. Tefrike girmemesi lazım. Bütünden konuşması lazım. Doğrudan konuşması lazım. Bakın ne cevap veriyor. Diyor ki bir sıfatihi lanet ederim, bizatihi tepcil ederim. Yani sıfat itibariyle onda ortaya çıkan sıfat itibariyle lanete müstahaktır. Fakat taşıdığı potansiyel zat imkanı itibariyle de müjdelenecek, övülecek bir kişidir. And another, okay, the first example was also about this, the each human being has this essence which is respectable, the high quality of human being. But there are the he said sıfat, which are the qualities that manifest in this material world. So the first one was an example about this, and a second one comes from Ahmet Celaleddin Dede. One day someone comes and asks him, what do you think about Muaviye, the same person? And since Ahmet Celaleddin Dede is ehli tevhid, zatı itibariyle, zatının imkanlarını taşıması itibariyle müjdelenecek, kutlanacaktır. Ama sıfat itibariyle negatif sıfat, celali sıfat tecelli ettiği için de lanet ediyorum diyor. Yani şeytan tarafında olduğu gibi bir ifade. Allah'ım yarattı. Evet. Şimdi burada zat ve sıfat anlayışı tabii ayrıca tartışılacak ve üzerine konuşulacak bir konu. Biz şimdi şeye gelelim. 10 Muharrem'in Kerbela vakasına gelelim. Konulardan biri o. Sonra Hazreti Nuh konusuna tekrar döneriz inşallah. Şimdi tamam. So they ask him about Muaviye and he has to be careful while answering because he is a man of tevhid, unity. He has to watch his words. And he says for his manifestation of his qualities in this world, I curse him. But for his essence, I respect him. This is the answer. Now let's move on to the Kerbela event, and then we will get back to Prophet Noah again. Bu adı geçen Muaviye, Hazreti Peygamber'den sonraki dönemde peygamber evladına karşı cephe açan ve riyaseti arzu eden bir kişi olarak ortaya çıkıyor, görünüyor. Muaviye, after Prophet Muhammed's death, went against Prophet Muhammed's son and he claimed the authority of the Muslims. Arzu edenler bunun tarihçesine girerler. Çok geniş bir konu. Hilafet kavgaları, hilafet istekleri filan.
uzun bir konu. Those who wish details can search for themselves. This is a very wide topic with the Hilafet, the leader of the Muslims, the like the consultant. No. Muhakkak. No, the representative of Prophet. It's the name. So there were many arguments and wars about this. It's wide, so you can search for yourself. Şimdi dış itibariyle baktığımız zaman burada bir zulüm olayı olduğunu görüyoruz Kerbela'da. Susuz bırakılıyorlar, ölüme terk ediliyorlar. Gerekçe ne? Gerekçe Yezid'in riyasetini tanımalarının ısrarı ve Muaviye soyunun hükümdar, hüküm mevkinde olması ısrar. Now when we look at it, it's like there is a torture. The people were left without water and they were left to die. And the reason was that they did not accept that Yezid, Muaviye's son, was the ruler. And they forced them this way to accept it. Fakat Kerbela'daki kişilerin hepsi hiçbir şekilde inançlarından dönmüyorlar. Burada alınacak esas ders bu. Ve kendilerini kurban ediyorlar. Şimdi Turgut Baba'nın bir tabiri var kullandığı. Mahviyetkar olmak tasavvufta. En üst makamlardan biri. Yani kendini mahverecek kadar bir ideale kurban edebilme duygusu. Fedakarlığın en üst seviyesi. But the lesson to be learned from this is that none of the people there in this place gave up their faith. They did not turn, they did not change what they believed. And Turgut Baba has a saying for this. He calls it being mahviyetkar, like the one who destroys himself. It's one of the highest levels a man can reach. You dedicate yourself to some certain ideal so much that on this path you don't mind destroying your own self. Bizim Anadolu'da biraz da Kütahya taraflarında, Afyon taraflarında helva çok sevilir. In Anatolia, especially in our region, Kütahya, helva is liked very much. Ve bir atasözü vardır. Helvadan dönenin kaşığı kırılsın derler. There is a saying. Yaptık helvayı. Şurada değiştirecekler de. Gelmiş mi? Hadi abi, helva servisi yapıverelim. They say. If you turn away from helva, may your spoon be broken. They say spoon be broken. Anne, bizim takım yedik. Çatal da şey yapma, ondan da başlıyor. Sizin takımınız. Löfe yüksek. Hocam önce bir çatal. Bizler yedik. Biz yedik. Diğer arkadaşlar. Çatal. Tamam. Şimdi bu helva konusuna girdik. Belki Serap Hanım hatırlar. Serap Hanım belki hatırlarsınız. Yıllar önce burada bir saray otelinde Mutlu Baba'yla beraberdik. Bir sohbet olmuştu. Helva sohbeti. Ve helvacı helvayı da söylemiştik. Allah diyerek. Hatırlarsanız Mutlu Baba sormuştu. Helva nedir? Diye. Çok çeşitli bilgiler gelmişti. Şimdi bu höşmerim helvanın bir şekli. Orada çok güzel bir sohbet oldu helva konusunda ve helvanın bütünlüğü olmasına rağmen partiküller halinde, zerreler halinde, o zerreler bütünü oluşturuyor. Kesrette vahdete sembol veya vahdette kesrete sembol diye güzel bir söz olmuştu.
o gece Semih Sergen gibi bir şiir okudu. Evet, evet. Vardı. Kapat. Garson da gitti kapıyı kapatmaya. Eyvallah. Çok güzel. Talking about Helva. A few years ago, Mutlu Baba had said something about Helva. He said that Helva is a whole, but it's made of little particles. Tiny, tiny particles, but they all come together to make Helva. And this, he said, is the example of unity in separation, or the separation in unity. Şimdi o bitecek iş. Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt kaşığı kırmadılar çünkü helvadan dönmediler. Hazreti Hüseyin and Ehl-i Beyt did not break their spoons because they did not turn away from helva. Şimdi burada çok güçlü bir inanç var. Hem inandığı noktaya hem kendine olan güveni var. Hepsi içinde. O güven nasıl oluşur? Endişeyi, şüpheyi ve her türlü aklın olumsuzluklarını olumluya dönüştürmekle olur. Burada bir değirmen olayı var. O değirmen öğütecek, olumsuzluk olumluya dönüşecek. O olumluluk kişiliği oluşturacak. Kişiliği oluşturduğu zaman oradan taviz vermeyecek bir bina inşa olacak. İşte o bina batmayan gemi oluyor. Hazreti Nuh'un gemisi oluyor. Batmayan gemi. Özelliği bu. Her türlü felakette de olsa o gemi batmıyor. What we have here is a very strong faith. And this faith is to the one they believe in and also themselves. And how can one person build such a faith? This, the way to this goes from turning your doubts and worries and all the negative things in you into positive things. And like a mill, grinding the bad and making out of it good. With this grinded bad things turning into good things, positive things, you build a personality. And this personality you build is the ship of Noah. Hak yolunda ölenleri siz ölü zannetmeyin diyor. Onlar diridir. O halde şimdi Ehl-i Beyt'in bu olayına baktığımız zaman matem belki güzel ama başka açıdan da bakmamız lazım. Sadece matemle değil. Anlayacak ders burada matem değil. Anlayacak ders burada ahde vefa. There is a saying, do not think that those who die on their path to Allah are dead. They are living. So all those people are dead, but actually they are not. And yearning for them is only one aspect, but it's not the only aspect of it. Yes, we are sad about it, but what is more important in this is that they kept their word. Destur. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i gelecekte olacak şeyleri gösteriyor ve bu Kerbela olayında olacağı yeri gösteriyor. Burada senin torununu böyle şöyle şöyle şehit edecekler diye gösteriyor. Ama Peygamber Efendimiz karşı gelmiyor. Çünkü o olacaktır. Allah-u Teala'nın şeysidir. Takdiridir. Onun için onlara eyvallah demek lazım. Oradaki hikmeti Allah'ın bilgisinde aramak durumunda olduğu için ve buna saygısı olduğu için o şahsi bedeni ızdırabın ötesine geçme şansını yakalıyor.
one day Angel Gabriel showed Prophet Muhammad that this region is the region where they will kill your grandson. And although Prophet Muhammad had known this before, he did not try to change what is going to happen. He accepted it as it is because it's Allah's will and there are things in it that he cannot know. And this made him overcome the bodily, the worldly pain and suffering that he had for this and go beyond it. Benzeri bir konu Hristiyanlık için de geçerli. Similar case exists for the Christianity. Hazreti İsa'nın son dönemde maruz kaldığı şeyler sebebiyle sanki zavallı bir insan görünümü hasıl oluyor. Yani Allah niye yardım etmedi ona gibi düşünmeler falan geliyor. Halbuki bunun arkasında bir hikmet var. O da bir fedai can örneği. In the last times of Prophet Jesus, he had many sufferings and he portrayed a weak person going through many sufferings, and sometimes some people might think that why did not Allah help him? Why did he suffer so much? But there was things that we cannot know. There was other aspects that we cannot imagine in this. So this happened that way. And Jesus Christ is one of the best examples of self-sacrifice. Kendisini bu yanlış anlayışlardan dolayı suçluluk mengenesine kaptırmış olan bazı Hristiyan arkadaşlara Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğunu ve her an affa uğrama şansı olduğunu söylediğimiz zaman gözlerinden yaş geliyor ve o suçluluk duygusundan kurtuluyorlar. Bunlara şahit olduk birçok kere. Some Christians because of this misunderstanding get into the pressure of the guilt, self-accusation, guilt. And when we inform them about Allah's endless mercy and there is always at any moment a chance of forgiveness, they are so relieved that tears come from their eyes and they get rid of their feeling of guilt. We have witnessed this through these years many times. Yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru yaklaşalım. Şimdi batmayan gemi misali ve Ehl-i Beyt'in ihtiyaçsızlığı ve güven ve inanç hamurunu düşünelim. Yoğrulmuş böyle bir hamur var. Buradaki güven için çok güzel bir örnek Tezkiretül Evliya eserinde var. Birkaç gündür onun üzerine çalışıyoruz. Orası çıkıyor açtıkça. Şimdi burada bir zat, bir Allah bir dostu Cüneyt Bağdadi Hazretleri ile görüşmek üzere yola çıkıyor. Çöle vuruyor kendisini. Giderken yanında ip ve kova da var. Yolda giderken susuyor. Bir kuyu buluyor. Uzaktan görüyor. Bir geyik kuyunun yanına vardığında su içiyor. Geyik gidince su aşağıya gidiyor. Bakıyor su aşağıda. Kendi kendine söylüyor. İşte ya derviş. Geyiğin senden ileri tarafı nedir? Diye. Sorduğu zaman Hatif'ten bir cevap geliyor. Şudur ki o bize güveniyor. Sen ise yanında kovayla ip gezdiriyorsun diyor. Buraya da öyle anladım. Now, as we approach the end of our sohbet, when we gather, we were talking about this ship and the qualities that made the ship, and one of them being trust, one of the qualities. So we, since the last few days, we have been
working on a story from Tezkiratul Evliya on trust, and a man, a dervish, decides to visit Cüneyt Bağdadi, the great Sufi, and he hits the desert, hits the road, hits the desert, and he has this bucket and rope with him, and he comes across a well. From the distance he can see a deer going and drinking from the well. The water level is high. As the deer goes away, the water gets back to the low level, and he goes and finds the level at the bottom of the well, and he thinks to himself, "Oh dervish, this deer, what does this deer have better than you, more than you?" And an answer from the unknown comes. "The deer has trust in us, but you have your bucket and rope with you." Bunun üzerine ipini, kovasını bırakıyor. Sudan da içmiyor. Yoluna devam ediyor. Sonra bir yine davet geliyor. "Hadi şimdi dön de suyu iç." Dönüyor. Bakıyor su yükselmiş. İçiyor. Yoluna devam ediyor. Ama içmiyor. İçiyor. İçiyor, yoluna devam ediyor ama bir daha susuzluk duymuyor. Cüneyd-i Bağdadi'ye ulaştığı zaman Cüneyd-i Bağdadi ona diyor ki, "Hani diyor koyunun başındaydın, böyle böyle oldu. Sonra davet geldi, tekrar geri gittin. Eğer gitmeyip de hayır deyip yola devam etseydin, o su senin ayağına gelirdi." diyor. So he leaves his bucket and rope, and he doesn't drink from the water, and he goes on with his way. And after some time of walking, he hears the sound, the voice again, and says, "Okay, come back and drink from the well. The water is high again for you." So he returns, and the water is high. He drinks from the water, and then he goes his way. And until he reaches his destination, he doesn't feel thirst again. And then he meets Cüneyt Bağdadi, and Cüneyt Bağdadi says, "Do you remember that you had this well and this bucket? You left the bucket, and then you heard the voice, and you then turned back and drank from the water." He says, "Yes." Cüneyt Bağdadi says, "If you hadn't drank from the water the second time also, then the water would follow you and come after you." Bir takım sırlar, bir takım imkanlar var. Burada Turgut Baba merhumun bir sözünü hatırlayalım. Samedaniyet makamından bahsederdi. Yani ihtiyaçsızlık makamı. Bu makam ihtiyaçsız olmak gibi anlaşılıyorsa da öyle bir yaşama boyutunda insan bulunabiliyor ki ihtiyaç zannettiği her şey ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Bir kolaylık, bir güzellik, bir huzur ve yaşamaktan zevk almak ve fazla isteklerin kendi kendine ortadan kalkması ve istekle gereken şeyin birleşmesi gibi bir hal oluyor. Gereken şey zaten gelen şeydir. Gelen şey zaten lazım olan şeydir. Onun ötesi zaten lazım değildir gibi bir yaşama hali oluşuyor. Samedaniyet. Turgut Baba had a special word, samedaniyet, which means living a life without needs. But when you say life without needs, it's not that you are not in need of anything, but it's like you live in such a dimension that you don't have any extra or unnecessary desires. You don't want anything that you don't need. And actually, the needs and the things that you want are united in at some point. And since Allah gives you what you need, then what you need is given to you, and what is given to you is what you need, and that's what you want. That's a content life, happy
content, peaceful life. So that wants and needs are synchronized? They are together. The they are one. İsteklerle ihtiyaçlar bir oluyor. Bir oluyor ve gelen şeyle birleşiyor. And they are united with the given. Şimdi 10 Muharrem gününün analizinde bütün ele alınan şeylerin dikkat edilirse tamamlama tarafında olduğunu görüyoruz. Olumlu yönde tamamlama. Nedir? İhtiyaçların giderilmesi. As we talk about 10th of Muharrem, we see that... Acele etme. Acele etme. Sen tamam. We see that what we have all talked about is always referred to some completion, that what is missing is being completed. Hikmetinden, inşallah Cenab-ı Allah'ın feyzinden feyizlenme imkanı nasip eder. Duamız o yönde. May Allah give us the possibility to learn learn the lesson from and benefit from the blessing of 10th of Muharrem. Dikkat edilirse bu olağanüstü olayların çoğunda mucize vardır. If you pay attention, you see that many of these events carry the miracle in it. Mucizede hayret vardır. And there is amazement in miracles. Hayrette logic, mantık yoktur. In amazement there is no logic. Çünkü mantık zaman kaydı içindedir. Mucize zaman kaydını aşar. Because logic is bounded by time, but miracle goes beyond time. Hazreti Mevlana Mesnevi'de zamanı anlatır. Hazreti Mevlana talks about time in Mesnevi. Zamanı anlamak için zamansızlığı bilmek gerekir der. And he says, in order to understand time, you need to know timelessness. Zamansızlığı anlamak için de hayretten başka çare yoktur der. And there is no way but amazement to understand timelessness. Senden önceki yıllarda Edirne'de ikamet eden yaşlı bir hanım, Leyla anne diye Ekberi yoluna ve Gülşeni koluna bağlı bir dervişe hanım. Ama yaşı o zaman en azından 70'in üzerinde, 80'e doğru gelen bir hanım. Ondan derledik bunu, kasete aldık, notayı aldık sonra. Leyla anne. Şimdi çok enteresan bir şey. Bu Leyla annenin de müntesip olduğu Muhittin Efendi isminde bir Ekberi şeyhi yaşadı. Epey bir zaman önce Hakk'a yürüdü. Muhittin Efendi çok velut bir insan Ekberi yolundan. Ekberi yolunun da burayla bağlantısı var çünkü Nadir Bey'in evi de Sadreddin Konevi Hazretleri'ne çok yakındır. Sadreddin Konevi Hazretleri de Şeyhül Ekber Muhittin Arabi
Konya'ya geldiği zaman bir hanımla evlenir. O hanımın oğludur Sadreddin Konevi Hazretleri. Evlatlık edinir Sadreddin Konevi İbn Arabi ve ona eğitim verir ve der ki ben yeleğimi sana bırakıyorum. Buraya Hazreti Mevlana gelecek. O yeleği ona verirsin ve onun eğitimiyle meşgul olursun. Ve hakikaten Hazreti Mevlana gelir. Sadreddin Konevi hem o yeleği verir hem onun eğitimiyle meşgul olur. Şimdi bu İbn Arabi kolu. Dolayısıyla bu Muhittin Efendi de o yoldan icazet almış bir kişi. Bunun bir özelliği var. Herhangi bir eşyayla temas ettiğinde o eşyanın girdisini çıktısını anlatır. Nereden geliyor, nereye gidiyor, kimdir? Velut bir şey vardı. Duygu alemi vardı. Sohbetlerini mezarlıkta yapardı. Ben de zaman zaman katıldım onun sohbetlerine. Saatlerce sürerdi sohbete başladığı zaman. Mesela o mezarda yatan kişiden başlardı. Hiç tanımadığı bir kişi ama onun künyesini anlatırdı. Ve hatta Yaşar Nuri Öztürk, o da katılırdı bu sohbetlere. O da oradan feyiz aldı. İyi hatırlıyorum. Böyle bir hatırası var bu ilahinin. Epeydir de okunmamıştık. Şimdi yeri geldi, okundu ve Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. İşte onu arıyorum da ne yapalım diye. Ama ona soralım kendisi bir şey söyleyeyim. Bahsettik. Bu 10 Muharrem Kerbela vakasından alınacak özel bir dersimiz var hepimizin. Fedai can olmak için de ahde vefa gerekiyor. Güven ve inancın çok güçlü olması gerekiyor. Buna ait birinci elden Turgut Baba'dan dinlediğim bir olay var. Onu nakletmek isterim. Yani samedaniyet anlamında. Yeni derviş, genç, coşkulu, mutlu aradığını bulmuş. Çok güzel bir bağlantı içinde. Gönül aleminde bahar havası esiyor. Sevgi dolu, ümit dolu dergaha doğru yürüyor. Yanından bir arabacı geçiyor arabayla. Arabacının kamçısı var. Bu kendi halindeki dervişe kamçıyla vuruyor. Bu hiç oralı olmuyor. Devam ediyor yoluna. Dergaha geliyor. Şeyhi kapıda. Evladım diyor. Hiç olmasa dönüp baksaydın diyor. Kim bu? Niye vurdu? Adamı astırttın diyor. Biraz sonra bir kasabın çengeline takılmış o arabacı. Öte aleme göçmüş. Şimdi tabi bu neden anlattığını yıllar sonra anlıyoruz. Turgut Baba. O Nuh'un gemisi olayı var ya. O geminin önemli özelliği neydi? Güven haliydi. Korunmuşluk. Samedaniyet. Hepsi iç içe. Yani bugünün anlamlarından biri de bu. Diyelim. O zaman Rızaenillah Rıza-i Resulallah Rıza-i Ehl-i Beyt-i Resulallah Rıza-i Ali Veliyullah Nimet-i Piran hususen bugün sohbetini ettiğimiz Hazreti Peygamberimizin yolunun güzideleri, neslinin güzideleri Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma Anamız, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan ve Ehl-i Beyt-i Muhammedi'nin ve huzurunda olduğumuz Hazreti Şemsettin Tebriz ve Hazreti Mevlana ve onların ahvalının, ailesinin, şakirtlerinin ve dervişlerinin ve onun yolunu süren bütün gönül sahiplerinin, Ahmet Celalettin'in, Turgut Baba'nın, Afyon Mevlevihanesi'nden Sultan Divani ve onun yolundan gelen Münir Çelebi, Halis Annem'in, Ali Fani Dede Bahariye Mevlevihanesi'nden, Tavşanlı Mevlevihanesi'nden Ziya Efendi, yine Ali Fani'den destur alan Şeyh Ziyaettin Efendi ve diğer bütün Mevlevi yolunun salikleri ve üstadlarının ve sohbetini ettiğimiz Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin ve onun halife ve ahvadının ve şakirtlerinin ve öğrencilerinin Fazıl Efendi'nin, Hüsamettin Efendi'nin hem mesinin rıza-i şerifleri ve ruh-i şerifleri için Rıza'nil-el-Fatiha.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veled dâlin. Amin. Aşk olsun cümleten.